Herkese merhaba. Natsan Balls TV'ye hoş geldiniz. Ben Onur Alpagod. Bugün Denizli Spor'un tesislerindeyiz. Sevgili Muhammed Gönül Açar ile keyifli bir sohbetimiz olacak. Bu sohbetimizi sonuna kadar izlemeyi ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yanımıza hoş geldin Muhammed. Merhabalar, hoş buldum. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Batman'da doğduğunu görüyoruz. Nasıl bir çocukluk geçirdin? Futbola nasıl başladın? Batman'da da büyüdüm. Söylediğiniz gibi 16 yaşına kadar Batman'da amatör olarak Batman Petrol Spor'un altyapısında devam ettim. 17 yaşında profesyonel takıma adım attım ve ondan sonra aslında benim profesyonel hayatım başladı diyebilirim. Çocukluk hayatım hep futbolun içerisinde. Ailemden dolayı, futbola olan bir bağlılık, bir ilgiden dolayı. Futbolun içinde geçti. E, futbolla yatıp kalktık diyebilirim. E, hep hayalim, hep hedefim, hep e, benden önce devam etmiş, benden önce futbol oynamış akrabalarım, amcam olsun. E, onları hep rol model alarak e, yatıp kalktım ve istediğim hedefe de ulaştım diyebilirim. E, tabii Batman'da, Güneydoğu'da, Doğu'da Futbolcu olmak, futbol hayalleri kurmak biraz daha zor. Çünkü orada imkanlar olsun, şartlar olsun buralardaki gibi değil. Benim de gayem, benim de amacım aslında oradaki insanlara yapabilir, biz de yapabiliriz, yapılabiliyormuş hissini, hayallerini gerçekten yapabileceklerine inandırmak bu yolda da başarılı olduğumu düşünüyorum. İstediğim hedefe oralardan çıkıp buralara gelmek benim için başarı. Daha büyük başarılar elde edebilir miydim? Tabii ki de edebilirdim ama daha hayat devam ediyor ve ben bu yolda devam ediyorum. Hayallerim ve hedeflerim var. Onlara göre devam edecektir hedeflerimle. Sendeki bu yeteneği ilk kim fark etti? Ya aslında bendeki yeteneği demeyeyim de benim şevkim, hevesim hep futbol olduğu için hep bir gitmek, hep bir heves, hep bir yatma, uyanma, hep futbolla yatıp için babam annem dedi ki tamam dedi bir git dedi yani. Gittikten sonra altyapıda e, bende bir şeyler olduğunu fark etti hocalar. Sonra orada başladım altyapıda Batman'la futbola ve devam etti e, bu gidişat. Batman Petrol'den Ankara gücüne transfer olduğunu görüyoruz. Bu süreç evet. nasıl gelişti? Anlatabilir misin? Ya aslında çok büyük bir camiaydı. Ben e, Gerçekten inanmıyordum aslında böyle bir transferin olacağına. Çünkü ben Batman'da oynarken genç bir oyuncudum. Gelecek vaat ediyordum ve benden yüksek bir miktarda bonservis istiyordular. Ee, i̇şte sen bizim e, Batman'dan pek futbolu çıkmadığı için işte sen çıktın ve biz seni bırakmayacağız. Seninle birlikte yükseleceğiz. E Benim de hedefim tabii ki hemen bir an önce mesafe kat edip, merdivenleri biraz hızlı kat edip daha yüksek, kendimi daha çabuk gösterebileceğim bir... E, merdivende bir profilde olmaktı. Ankara Gücü beni resmi olarak bir talepte bulundu. Ben hala olmaz işte. Biz üçüncülikte hedef oynuyoruz. Ankara Gücü ikincilikte birinci. Beni neden alsın diyorum. Yani alması için ben benim çok iyi olmam lazım diyorum. Ama o zaman işte çocukluk ve gençliğin verdiği bir Heves bir içgüdü olmayacak. hiç Dedim ya az önce oradaki insanların inanmamıştı bir tedirginliği yapamaz. Yapamaz. Yapamayız. Bir acaba dedi. Acaba bende de oldu. Sonrasında e, resmi teklif geldi kulübe. Beni çağırdı başkan. Senin gitmeni istemiyoruz dedi. Ama böyle büyük bir kulüpten e, bonservis bedeliyle seni almayı istiyorlar. Bizi önüne kapatmak istemiyoruz. Sen ne diyorsun dediler. Ben de bu birkaç kulüp daha vardı ama en ağır basan Ankara gücüydü. Ben de benim menfaatlerimi ve kulübün menfaatleri doğrultusunda eğer ortak bir faydada buluşabilirsek olabilir dedim başkana. Başkan da ben senin gitmeni istiyorum. Sen oralarda daha büyük başarılar imzat bizim göğsümüzü dışarıda kabartmanı istiyorum dedi ve transferim öyle gerçekleşti. Gittikten sonra büyük başarılar imzalattım. Orası uzun bir hikaye. Onu bir dahaki birazdan anlatırım vardı Aynen. Var. Ya, transferim öyle gelişti diyebilirim. Batman'dan Ankara'ya gittin. Ankara'da neler yaşadın? Nasıl bir Ankara gördün? Ya ilk defa grubete çıkmıştım. Zordu benim için. Yani ailemden uzak. Hiç beklemediğim bir ortam. Hiç beklemediğim hayal edemeyeceğim stat taraftar, camia. Büyülenmiştim diyebilirim. Yani, çok güzeldi. Ve uzun bir süre devam etti o benim için. 5 yıla yakın bir süre. Onun içinde büyük başarılar, hüzünler, üzüntüler vardı. Amcam Mehmet Gönül Açar Türk futbolu için önemli bir isim. Evet. Mutlaka bir araya geliyorsunuzdur. Sana e, mesajlar da veriyordur. Hı -hı. Ne tür muhabbet ediyorsunuz? Yani e, nasıl yönlendiriyor seni? Ya ben amcamla biz e, abi kardeş, baba oğul daha yakınız. Hep beraberiz. Hatta röportaja girmeden de telefonum çaldığında amcamla konuştum çok yakınız onunla biz yani her şeyimizi paylaşabiliyoruz en iyi gününde de en kötü gününde de onunla olan bağım farklı. Bir de ortak meslekte olduğumuz için ortak çevreden muhabbetler, olaylar duydukça birbirimize daha çok ortak yönlerimiz oluyor. O zaman muhabbet artıyor, sevgi de artıyor. Bir bağdaşlık, bir bağımlılık daha fazla oluyor. Onun yeri bende çok ayrı. Diğer amcalarım var, dayım var. Onlar da benim için çok farklı ama onunla aynı meslekte devam ettiğimiz ve onun kadar kalender ve doğru bir karakter başarısı, davranışları, bıraktığı iz beni gerçekten gururlandırıyor ve ben de ona layık olmaya çalışıyorum diyebilirim. Çünkü çok çok sevilen bir evet. profili var ve saygı duyulması gereken bir kariyeri de var. Ben de ona layık olmaya çalışıyorum. Onun kariyerine ulaşabilir miyim? Hedefim o. Ama ulaşamazsam da umuyorum ki o da benimle gurur duyuyordur. <laughs> Buradan da kendisine selamlarımızı iletelim. Evet. Peki Muhammed futbolu bırakma noktasına geldin mi? Geldiysen kendini nasıl toparladın, nasıl motive ettin kendi kendine? Ya böyle bir dönüm noktası var. Herkesin hayatında bir dönüm noktası olduğu gibi benim de var. Ben Batman'dayken altyapıdan A takıma oyuncu alınacaktı. Biz 4 kişi gittik A takıma kampa enteresan bir şekilde dördümüzden 3 üç, üç oyuncu aldılar ve beni almadılar. İnanılmaz bir hayal kırıklığı yaşadım. Ne yapacağım diye düşünüyorum. Neler yapabilirim diye düşünüyorum. Olmazsa B planım var mı? Yok. Sadece o kadar odaklanmışım ki futbola. Evet, odaklanmış. Futbol olmasa ne yapabilirim hiç bir zaman düşünmemişim ki o zamana kadar tak etti. Beni almadılar ve altyapıya da yaşam tutmuyordu. Sadece İdmana çıkabilirsin dediler bana. Babamla oturdum. Babam dedi istiyorsan dedi bu saatten sonra bir şey olacağını düşünmüyorum dedi. Yani gerçekçi olalım dedi. Zor bu saatten sonra. istiyorsan bir iş yani falan. Öyle bir zoruma gitti ki kendimi o profile hiç koymamışım. Hep bir futbolcu hayaliyle büyüdüğüm için Tek bir noktaya odaklanmışsın. Aynen ve öyle yaşadım. Kendime hep baktım, antrenman yaptım, eve geldim. Özel profesyonel futbolcular gibi yaşadım aslında amatörken de. Sonra e, A takımında bir sakatlık oldu, e, hoca sağ olsun altyapıdan direkt beni gönderdi. Ve Ankara'dan Adnan Şentürk diye bir hoca vardı, sağ olsun emeği bende yüksek. Beni hemen dedi ki bu çocuğu profesyonel yapın dedi, ben bu çocuğu oynatacağım dedi. Babama anlatıyorum inan, vallahi dedim baba adam dedim, beni profesyonel yapıp oynatmayı düşündü. Devre arasında yakın profesyonel oldum ve beni oynatmaya başladı. Zaten ondan sonraki sezonun devre arasında transfer yaptım ben. Ya Benim hayatım o kadar bir anda gel ve gitler arasında oluştu ki her şey bir anda bitti derken aslında bir adım geriye gelip daha uzun bir sıçrama yaptım. Benim şu anki o 3 tane arkadaşım profesyonel arkadaşlarım profesyonel futbol değil amatör dahi oynamıyorlar ama ben yılmayıp o yüzden aslında çalışmanın gücüne gerçekten inanıyorum ve her röportajımda da beni seven genç çocuklar yanıma geldiğinde tek söyleşi oluyor mesela. İnsanı insanlar ayıran aslında tek büyük, en büyük özelliklerden biri çalışmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok yetenekli oyuncularla oynadım. Çok fazla kaliteli, kariyerli oyuncularla da aynı takımda oynadım. Ama her zaman çalışmanın bir adım önüne geçtiğini kimsenin göremedim. Hep o çalışmanın gücüne inandığım için de her sene istikrarlı bir şekilde sakatlanmadan forma şansı buluyorum diyebilirim. Kendini geliştirmek için ekstra neler yapıyorsun? Ha kendimi geliştirmek için ilk önce kendime çok dikkat ediyorum. Düzenli bir hayatım var. Ekstra antrenmanlar yapar mıyım? Maç dönemi olmadığı sürece yapmaya çalışırım. Çünkü kendimi o zaman daha güçlü hissediyorum. Zaten yaşam tarzım aslında düzenli bir hayat düzeniyle yaşıyorum. Yani öyle çok gezmeyi seven bir profilim yok zaten. Ya zaten futbolda olduktan sonra alışıyorsun biraz aslında o dinlenme olduğunu. Hep hep kamp, hep antrenmandan sonra yorgunlukla çıkamıyorsun <laughs> bile. Hep alışıyorsun yani monoton bir hayatın oluyor aslında. Hani kendimi öyle ekstra yaptığım ekstra antrenmanlar diyebilirim. Peki özelleştir yaptığın zaman kendinde eksik gördüğün yönler nelerdir? Var mı? Ya ilk zamanlarda özelleştir yaptığımda çok eksik yönlerim vardı. Ama şimdi 10-11 yıl arasındır profesyonel futbol hayatım ve geçmişim oldu. Ve her kademesinde bulundum. Üçüncü lig, ikinci lig, birinci lig, süper lig'e dair transfer yaptım. Her yerde gördüm. Eksiklerimi tabii görerek, yaşayarak bunları öğrenmek çok güzel bir şey. Futbol ne kitaptan öğreniliyor ne de birinin anlatmasıyla. O çimlerin kokusunu almadan, o Darbeyi yemeden, burnun kırılmadan, elin kırılmadan, kolun Mücadele kırılmadan. Mücadeleye girmeden. Yani benim o kadar acı çektiğim durumda olmuş ki maçta farkına bile varmamışım. Elim kırılmış, 3 ay kırık elle oynamışım çatlak diye. Burnum kırıldı 2 defa. Dirseğim kırıldı, ayak tarafı, Yani çok aslında o tozun toprağını yedim. Yani öyle harmanlandım biraz da eksiklerimi. Oynayarak, yaşayarak... Olgunlaştım ve şu an aslında en verimli futbolcuların verimli çağları 25'ten sonra olur derler. Aslında ben o çağlarda olduğumu düşünüyorum. Olgunluğa yakın, biraz daha oturmuş bir karakterimle, biraz daha artık futbolumun da karakterim gibi oturduğunu hissedebiliyorum aslında. Peki Denizli Spor'a transferin nasıl gerçekleşti? Bu süreçten bahsedebilir misin? Kulübümüzün benle bir bağlantısı oldu. Transfer yasağı olduğunun ama açılabileceğinin ihtimali olduğunu söylediler. ya Süper Süperlikten düşmüş çok büyük bir camia. Her futbolcunun forması giymek isteyeceği, hayalini kurabileceği formasını gururla taşıyabileceği bir camia, köklü bir takım diyebilirim ki gerçekten de şu an Kendimi şanslı hissediyorum böyle bir camiye hizmet ettiğim için. Büyük camialarda da oynadım. Bu camianın şu anki durumu biraz karanlık olabilir ama ufukta çok güzel günler, büyük aydınlıklar olduğunu biliyorum. Sadece toparlanma aşamasında olduğumuzu söyleyebilirim. Eğer bu toparlanma aşamasından güzel çıkabilirsek başkanımız olsun yönetim olsun gerçekten çok iyi bir şekilde çalışıyorlar transfer yasağının kaldırılması için eski borçlar için biz bunlara şahit oluyoruz onları yaparken bizim ödemelerimiz olsun hiçbirlerini aksatmadan yapmaları da bizi mutlu ediyor çünkü güven sağlıyorlar futbolcular içerisinde transfer aşamamda ilk transferi oldum buranın transfer yasağı kalktığında sağ olsun başkanımız Mehmet Uz live gördü bunu Birkaç takım daha vardı ama Denizli Spor'un camiasının büyüklüğü ve geçen sene Süper Lig'den düşmesinin bazen ben bunu Ankara gücünde de yaşadım. Düştükten sonra bir adım geriye atıp iki sıçrayabiliyorsunuz. Biz bunu ikinci ligdeyken yaşadık Ankara gücünde. Düştü bire direkt daha sonra Süper Lig'e çıktı. Ben de buna inanıyorum aslında. Bir daha bu takımın şahlanacağına inanıyorum ve potansiyelin olduğunu da biliyorum. Başkanla görüşme yaptık transfer süreci işte acaba benim aklımda var yasa açılmazsa ne yapılabilir falan diye. Başkan bana bunun garantisini verdi. Kesin açacağız dedikten sonra ben de gelip buraya sözleşmeye imzamı attım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Denizli'de yeni bir dönem başlıyor. Fatih Hoca göreve getirildi Fatih'deki. Evet. Denizli sporun ve senin hedeflerin neler bu sene? Ya büyük bir tecrübe, büyük bir futbol geçmişi olan bir Hoca ile çalışacağız. Ondan ne kapabilirim? Neler öğrenebilirim? Ee, yarınıma bana neler katabilir diye e, her gün bir şeyler öğrenmeye çalışacağım ki hoca zaten çok kafa yoran, e, kendini geliştirmeye çok açık bir direktör. Bizle konuşması, toplantılarında olsun hep bunu dile getiriyor. E, umuyorum e, onunla daha daha başarılı olacağımız zamanlar, daha daha mutlu olacağımız, sevineceğimiz maçlar olur. E, Fatih Hoca önceden de burada çalışmış. Bu tak, takımı camiayı biliyor. Onun da avantajları var. Ya iş iyi olacağını düşünüyorum ya. Fatih Hoca'nın da bize bir şeyler katacağından eminim. <laughs> o da hayırlı olsun tekrardan. Teşekkür da. ederim. Kariyer hedefin nedir? Yani kendini planların var mı kariyerinle alakalı? Ya aslında biraz sekteye uğrattım kariyerimi diyebilirim. Bu benim tamamen tercihlerim e, Biraz hata da denebilir. Ümraniye'deyken Erzurum'a büyük bir bonservis bedeliyle transfer oldum. Sonra kadro çok kalabalık geldi bana benim mevkimdeki ve ben o an öyle bir ortama bir psikolojiye büründüm ki ben burada oynamazsam acaba oynayamazsam işte ne yapılabilir ne yapabilirim psikolojisine büründüm. Sonra o arada Kocaeli Spor şampiyonluğu oynuyordu. Menajerim dedi ki işte seni istiyorlar ama ara bir teşekkür et sonuçta büyüğümüz. Yarın öbür gün futbol bu. Bak biz aradık bize tenezzül bile etmediler demesinler diye. Alo başkanım dedim rahmet etti. Ona da buradan rahmet başsağlığı diliyorum başkanım seni şey üzülmez. Allah rahmet eylesin yani. yani. Başkanım dedim işte ben Muhammed Gönül tek, transfer teklifinizi aldım ama ben burada devam etmek istiyorum yani. Ya sen gelmek istiyor musun dedi bana onu söyle. Ben de nezaketen dedim ki başkanım tabii ki de gelmek istiyorum. Yani Kocaeli Spor bu. Gelinmek istenmez mi? Gel herkes gelmek ister. Büyük cam ya, büyük kulüp yani. Şahlanacağı belli dedim. Tamam iki dakika kapatsana bir telefonu dedi. Saat 10 falan. Üç gün sonra da Kayseri'ye maça gideceğiz Erzurum'da. Baktım başkan aradı Hüseyin. Muhammed dedi Kocaeli'ne gidiyorsun. Başkanım dedim ben Kocaeli'ne ne gideyim ya dedim. Tamam dedim yani güzel kulüp, müthiş bir cami ama dedim şu an burada kalayım dedim sonuçta. Ya dedi ben de seni hiç göndermek istemiyorum da dedi. O kadar telefon ve o kadar istek var ki şu an senden, e, senin için dedi. Sen ne, ne yaptın bilmiyorum ama istiyorsan seni göndereceğim dedi. Ben de o an öyle bir profile büründüm ki ne, ne düşüneceğimi ne karar vereceğimi bilemedim. Kapattım hemen. Biraz düşündükten sonra başkan yarın konuşalım dedi. Kulübe gittim o konuştu, ben konuştum falan. Yani günün sonunda diğer günü koca elindeydim. Kalsaydım çok şey değişebilir mi? Değişebilirdi. Çünkü 3-5 tane hoca değişti ve elbet ben forma şansı bulur ve götürebilirdim. Mücadeleci bir profilim olduğu için elbet oynayacaktım yani. Öyle sekteye orada diyebilirim ama tekrar yakalayacağımı düşünüyorum. Neden burayla olmasın? Ya, i̇nanmak Daha başarmanın yarısı. İnanmak mutlaka olacaktır. Kesinlikle. Hep inandım aslında kariyerim boyunca. Ona da hala inanıyorum yani. yani. çok geçmedi 27 yaşındayım da. Olabilir neden olmasın. Biz de bu yolda, sana başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Altyapıda unutamadığın senin için özel bir antrenör var mı? Yani altyapıdaki antrenörlerimin hepsi benim için değerli. Çünkü az da olsa küçük küçük parçalar şeklinde bir puzzle oluşturuluyor. O puzzle'ın parçaları da o birleşmesi için onların aslında benimle konuşmasına, davranışlarıma, altyapısının... Çünkü altyapı çok önemli. Artık altyapılara daha çok önem veriliyor. Benim zamanımda mesela 13-15 yaşındaki oyuncular beraberdi ama şu an U11, U12, U13 gibi bölündü. Bunların avantajları da var, dezavantajları da var. Mesela biz 16 yaşındaki adamla ben 13 yaşındaki beraber oynadığımda kendimi ona yakın hissettirmek için daha çok çalışıyordum şimdi bu da geliştiriyordu seni. Yani altyapıdaki hocalarımın hepsine teşekkür, tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İsmini verirsem Fariz Hoca olsun, Yahya Hoca olsun, Buran Hoca olsun, Hayrettin Hoca olsun. Yani daha daha sayamadığım, benimle emekleri büyüktür. Şu an takım içinde arkadaşlığınız nasıl? Ee, yeni kurulan bir takım olmasına rağmen çok güzel bir arkadaşlık ortamı Çünkü hep e, kariyerli, e, olgun oyunculardan oluştuğu için... Herkes her şeyi kabul edebiliyor. İki lafının birini kaldırabiliyor. Aa, sen neden bunu dedin demiyor. Sorgulamıyor. O yüzden de güzel bir ortamımız var. Başarılı olacağımıza gerçekten samimi bir şekilde bunu söyleyebilirim. Gerçekten inanıyorum. Başarının yolu birlikten geçiyor. sonra. Birlik, Tehliğimiz çok yüksek şekilde. Ve bu yansıyor aslında sahaya. Sadece bazen skora e, yansımıyor. Skora odaklı bir hayatımız olduğu için Türkiye'de de... Neticede skora bakılıyor. Skora bakıldığı zaman biraz kötü görünüyor olabiliyor ama düzelecek o yani. Ben bundan şüphem yok. İdolün dediğin birisi var mı? Ya benim profilimi hep Mehmet Topal'a benzetirler Türkiye'de. Karşılıklı da oynadım onunla. O da büyük bir futbolcu kariyeri. Saygı duyulması gereken başarılara imza attı. Avrupa'da olsun. Yani Mehmet Topal diyebilirim futbol karakterim açısından da fizik yapım açısından da ona benzetiyorum. Oynadığın mevkide en iyi futbolcu kim sence? Ya şu an hocalığa geçti ama ben Emre Belazoğlu'nu çok beğeniyordum. Ee, şimdi Josef'i beğeniyorum Beşiktaş'ta. Ben defansif oynadığım için o da bayağı defansif oynuyor. O... Gustavo. <laughs> yani Gustavo da diyebiliriz ama Josef daha çok ağır basıyor benim için. Josef diyebilirim. Seni en çok zorlayan futbolcu kim? Yani bizim ligde değişiyor da mesela genel olarak bugüne kadar dersen Yusuf Yazıcı'yla Trabzonspor maçında birebir oynamıştım. Beni bayağı zorlamıştı. Genelde ben on numaralara pek yakın oynadığım için hep yani de kaliteli ayaklarla hep savaşıyorum. Ya yani Yusuf Yazıcı diyebilirim. Gerçekten yetenekli ve güçlü bir oyuncu. Yusuf Yazıcı senin o maçta nasıl zorladı? Biraz detay anlatabilir misin? Zaten kendini patlamış bir futbolcu. Üst düzey oynuyor. Ee birebir oynadığım için genelde yakın markaj oynuyorum. Yakın markajda da o kadar ya Allah vergisi mi topu ben yakın oynamama rağmen uzak bir şekilde alıyor ve uzak bir şekilde çalım atıyor bana ve hamle şansı vermiyor. Yani ne düşürebiliyorum ne ikili müdahale yani omuz omuza bile müdahaleye giremiyorum çünkü uzak oynuyor bana. Hiç yakınlaşmıyor bana. Gidiyor mesela stoperlerin arasına ben o zaman stoperlerin arasına gidemiyorum. O zaman o oyundan kopuyorum. Topu ayağına alıyor. Geliyor. E, hızlı oyuncu geliyor. Ben durağanım. Uzaktan çalama yine hamle yapamıyorum. Mesela o şekilde zorlamıştı beni. Oynadığın en çalışkan futbolcu kim? Kendim diyebilirim aslında. Yani çalışıyorum gerçekten. Çalışmayı seviyorum. Oynadığın en iyi kaptan kim? Kaptan mı? Evet. Pek çok takımda oynadın. En iyi anlaştığın takımı iyi yöneten kaptanlar. Ya benim hocalığımı da yaptı. Ankara gücünde. Bu, Deniz burada hocalığımı da yaptı. Ankara gücünde de beraberdik. Selahat Gülpınar diyebilirim. Yani gerçekten tam bir kaptan profili, davranışı, ılımlı davranması, her zaman olumlu davranması tam bir kaptan ı, idareci profili vardı. Takım abilik yapıyordu yani. Evet zaten buradayken hocalık yaptığında bile hepimize abi gibi davranıyordu. Ondan hepimiz onu sahiplendik ve ee, zaman zaman başarılı zaman zaman başarısız olduğumuz dönemler oldu ama çok güzel bir ortamımız vardı. Hiçbir problem yaşamadık yani Serhat Hoca e. O yüzden idarecilik yönünden çok çok başarılı diyebilirim. Denizli'de kendini nasıl hissediyorsun? Ya, çok güzel bir şehir. Öncelikle ben Şanlıurfa'da da oynadım. Yani doğuda da oynadım. Doğuda da doyup büyüdüm. Ama 5 yıl Ankara'da sonra Ümraniye'de işte Tuzla'da Kocaeli'nin sonra Denizli'ye geldim. Denizli e İzmir'e yakın, Antalya'ya yakın çok güzel bir şehir. E, ulaşım olsun, insanlar olsun, rahat. E, i̇stediğin her şeyi e, bulabileceğin bir şehir. E, i̇nsanlara da çok cana yakın. E, alıştım diyebilirim yani. En çok hangi yemeği seviyorsun? Hangi mekanlara gidiyorsun burada? Ya Burada 2-3 mekan var e, normalde. Kulüp aşçılarım da sağ olsun çok lezzetli yemek yapıyorlar. Genelde kulüpte yemek yemeyi tercih ediyorum dışarı çıkınca da burada tesis'e yakın birkaç kafe var. Oralara gidiyoruz arkadaşlar. Futbol dışında ne yapıyorsun? Zamanını nasıl geçiriyorsun? Sinemaya gitmeyi severim. Şu an pandemiden dolayı olmasa da e, telefondan Netflix'ten falan film dizi izlemeyi seviyorum. E, bazen gidip bir yerde oturmayı böyle birkaç saat kafamı dinlemek de iyi geliyor bana. Çünkü psikolojik olarak da yoruyor futbol aslında fiziksel dediğimiz zaman e, doğru ama Psikolojik olarak o maça hazırlanmak, maçtaki psikoloji, maçtan önceki psikoloji, antrenmandaki psikoloji, hocanın beklentisindeki çalışanlarla muhabbetin. Hep bunlar aslında psikolojik olarak yoruyor seni. Bazen gidip bir yerde dinlenmek, birkaç saat kendimi dinlemek, kafamı dinlemek, etrafı izlemek iyi geliyor bana. Kendini maça nasıl hazırlarsın? Ya aslında çok çok önceden maça konsantre olmayı sevmiyorum. Çünkü e, maçta ben bunun zararlarını gördüm. Çok konsantre olunca biraz fazla zarar derler ya her şeyin. Onun zararını gördüğüm için e, maç maç 3-5 saat kala kendimi odaklıyorum maça. Ve maç bitene kadar da e, o alanda kalıyorum. Hem beyin olarak hem fiziksel olarak. Maç bittikten sonra da maçı orada bitirmeye çalışıyorum çünkü aslında profesyonelinin gereği de bu. Yani yabancı oyuncularda ben bunu daha çok görüyorum. Maç yen, yenil. İyi oyna, kötü oyna. O hafta o maçtan sonra o haftayı kapatıyorlar. Yeni bir sayfa. İyi oynadım ve kötü oynadım. O orada bitiyor. Yeni bir maça, yeni bir haftaya başlıyorlar. Ve o hafta için hazırlanıyorlar. İstersen kötü oyna. O senin için fark etmiyor. Onun profesyonelinden dolayı o diğer iki maça. Çünkü geçmişe bakmak istemiyorlar. Öyle büyüdükleri için. Hmm. Ben de bunu yaşayınca artık alıştım aslında. Maça 3-5 saat kadar konsantre oluyorum. Maç bitince de bir 2 saat yaşıyorum maçı. İster istemez. Çünkü orada bir efor, büyük bir savaş var. Onu yaşıyorum. Sonra sonraki günde bitiriyorum maçı. Çünkü kısa süreli maçlar da oynuyoruz. Böyle yapmak gerekiyor. Maça çıkmadan önce yaptığın bir totem var mı sana şans getiren? <laughs> ya özellikle bir totem yok aslında. Sadece in sadece inandığım birkaç bir şey var. Onları okurum. Onlar. Ankara Gücü'nde oynadığın dönemde unutulmaz bir Tuzla maçınız oldu. Evet. Maçın detaylarını senden de dinleyebilir O duyguyu, o atmosferi. Ya Şu anda tülerim nüken oldu. Çok inanılmaz bir maç oldu bizim için. Yani 20 bin taraftar potansiyel alan bir sahada 22 bin, 23 bin kişi girmiş. Yine atan yere düşmez tabirinin gerçekten o maç olduğunu söyleyebilirim. Maça ortada geçti. Dakika 80-85 civarı. Atak üstüne atak yaparken bir anda bir şekilde bir gol yedik. Tribünde Çıt sesi yok yani. Adeten duyuluyor. Herkes o kadar şoka girdi ki. Çünkü ilk defa bu kadar şampiyonluğa yaklaşmıştır. Bir de şampiyonluk yaşamamış olması o camianın o kadar taraftarın büyük bir heyecan içerisindelerdi. Dakika 85'te golüyünce her şey, ben de dahil bütün hayallerimizin bir yıllar ertelendiğini düşündüm. Çünkü 2-3 yıl hep üst üste şampiyon olmak için kurulan, büyük paralar harcanan bir kulüp. Bu sene de şampiyon olmazsa belki bir daha bu paraları bulamayıp küme düşebilirdi. Dakika 87 falan derken dakika 88'i gol bulduk. <laughs> bir anda bir umudumuz yeşerdi. Acaba dedim. Maç bitmeye yakın. Tabii o ara maç anlatılması kolay ama o kadar git, gel gitler yaşıyorsun ki nefes alışverişimizde bile zorlanıyoruz. O kadar bir heyecan, yorgunluk, stres. Yani normalde pası vereceğin verebilirsin sana pası. Biliyorsun sen verebilirsin yani. Senin için basit bir şey. Ama o stresten dolayı yanına bile pası veremiyorsun. Dakika 90'da maç bitmeye yakın golü bir attı. Ya hayatımda o ses, gol sesini bu kadar güzel duymamıştım. Çığlıkla ağlayarak bağırılan gol sesi bize zaten o şampiyonluğu getirdi. Ve büyük bir ana olarak benim hep hayatımda kalacak. Zaten Bazen karşıma da çıkıyor videolar. İşte sağolsun taraftarlar beni çok sever orada. Yani sonuçta 5 yılımı verdim. Beni her gördüklerinde her yerde hala tanırlar. Benim için de yerleri çok farklı. Evet. En büyük unutamadığım, büyük mutluluklar yaşadığım, hüzünler de yaşadığım oldu. Çünkü yemek çıkmadığı, hiç hiç para alamadığımız, teiste suyun gelmediği zamanları da yaşadım yani ben orada. Bunları yaşayıp sonra şampiyonluk görmek gerçekten tadı bambaşka oluyor. Yani en dibinin en yükseğini de gördüğüm için Unutamadığım an Diyebilirim Ankara Gücü için Eminiz'in karşılığını almış oldunuz Kesinlikle. Bu maçta 1-0 geriye düştüğünüzde Taraftarın o an tepkisi nasıl oldu Bir sessizlik oldu dedin Ya çok e, hem hüzünlü Hem böyle Kasvetli bir ortam oldu ama gerçekten 1-0 videolarda da var 1-0 geriye düşmemize Rağmen hala tezahürat Yapıyordular ve arkamızdaydılar Resmen 12. adamın Oldular diyebiliriz sahne içerisinde. Ve zaten 2-1 olduktan sonra koptuk yani. Biz de taraftar gibi sevindik diyebilirim. Yani. Biz de videolarda gördük çok göz gözyaşları evet, çok... attı. Onlar da çok yaşamıştı ve gerçekten onların da ihtiyacı vardı bu başarıya. Unutamadığın bir golün var mı? Ya unutamadığım golüm değil de 2 yıl önce Ümraniye'deyken Erzurum'a çok güzel bir gol atmıştım. O gol benim kariyerimdeki en güzel gollerden biriydi <laughs> diyebilirim. Nasıl oldu? Ortamı geldi, kafa attın. Ya 2-0'da Erzurum şampiyon olacaktı maç bizi yenerlerse. Artık onlar da tempoyu düşürüyor. Biz de artık maç bitsin eve gidelim son maç. Bize ne diyoruz ki şampiyon olursa olsun. Biz sakatlanmayalım da. Sonuçta sezon başlayacak. Gökhan abi, Gökhan Süzen orta yaptı. Ben de cezanın oralarda dolanıyorum. Top önüme bir geldi. Ben de topa refleksle topa hızlandım. Hızlanınca topa pozisyon bilsin sert vurayım dedim. Topa bir vurdum kafamı bir çevirdim top çatalla. <laughs> Statta ses yok Erzurum'da çünkü 2-2 olursa şampiyon olamıyorlar. Maç sahadaki arkadaşlar ne yapıyorsun sen neler ya dedim yani ne yapalım dedim. Normalde ben atamam ama işte demek ki o kadar çalışmışım top çatala gitti. <laughs> 2-1 olunca herkes bir stres sıkıntı falan. Sonra bizi yendiler. O golün anısı benim için belki çok olmayabilir ama çok güzel bir goldü. Hazırlanışı, vuruşun. Yani kaliteli bir goldü diyebilirim. 2018-2019 sezonunda Ümraniye'de oynadığın dönemde Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi ve Trabzonspor'u elediniz. O zaman bunu nasıl başardınız? Açıkçası sürprizdi ama zor olanı başardınız. Ya o sene gerçekten çok iyi bir takımımız vardı. Yani inanılmaz iyi bir kadromuz vardı ve Oynayan da çok iyi oynuyordu. Oynamayan da. Ligde de çok iyi gidiyordu. Kupada da. <laughs> Gol yemeden Fenerbahçe'yi iki maçta yendik. Trabzon'u İstanbul'da 0-0 kaldı. Trabzon'a gittik. Tabii herkes artık 1-0 yenik duruma düştük. Devre arası içeri girdik. Arkadaşlarımız aramızda konuşmuştuk. Maçtan ne yapabilir işte. Nasıl maç bitse de işte sonuçta herkes izliyor yarı final maç, çeyrek final. Ben de dedim ki ya, yani anı yaşayalım. Zaten kaybedecekse kaybedelim. Ama en azından yapabileceklerimizi yapalım. Dakika 50 falan inanılmaz pas yaparak kaleye gittik ve gol oldu. 1-1 oldu. 2-1 oldu. İnanamıyoruz. Hala inanamıyoruz. Yani rüyada gibi. Fenerbahçe yendik ama çeyrek finalde sonuçta yarı finale çıkacaksın. Bir adım kalıyor. Yani acaba diyoruz PDT birincilikten bir takım Avrupa'ya mı gidecek yani neden olmasın? Neden olmasın? <laughs> Artık o moda büründük yani çünkü herkesi yeniyoruz. Gidiyoruz hazırlık maçı yapıyoruz Galatasaray'la Galatasaray'ı yeniyoruz. Fenerbahçe'yi kupa ediyoruz. Trabzon bizi yenemiyor geliyor. Derken 2-1 oldu. Üstümüze geliyorlar işte en Gerçekten çok iyi kadrosu vardı o sene. Sosa falan, Yusuf Yazıcı. Hepsi oynuyordu yani Uğurcan üstümüze geliyorlar ya bizi direnmeye çalışıyoruz. Kafamız benim o halatta o maçta hatta el parmak küçük kemiğim kırıldı. Düşün o şekilde maçı bitirmişim. Parmak parmağım kırık bir şekilde maçı bitirmişim. Ses geldi. Ama kendime yakıştıramıyorum maçtan çıkmayı diyorum. Ya burada bir zafer var. Bu zaferi yani bitirmemiz lazım. Ben <laughs> Hayır 2-2 olursa tur atlayamıyoruz. Diyorum ya bu zaferi burada biz yani bitirmemiz lazım. Ben çıkarsam acaba gol yersek kafayı yerim. Deliririm yani. Hiçbir zaman bu kadar yaklaşmamıştık başarıya. Da, direndik direndik. 90 artı işte Uzun attık. Atabey gitti 3 veri yaptı. Ve orada zaten koptu film. Yıkıldı stat her şey. Büyük bir başarıydı bizim için. Ümraniye Spor'un bende çok büyük e, yeri var. Çünkü benim yükselmemde çok güzel bir kulüp. Çok semt takım olmasına rağmen e, düzenli. Samimi bir ortamım var. E, oradayken ben Ergün Keleş vardı Oran sport direktörü. Onun da bende hakkı ödenmez diyebilirim. Bana orada inandı beni oraya transfer etti ve bana iki yıl bir süre benim arkamda durdu. Ta ki transferimi yapana kadar transferimi yaptırdım sana dedi Süper artık ne halim varsa gör. Ona da buradan selamlarımı iletiyorum. Benim çok değerli bir abimdir. Peki Süper Lig biraz bahsede, bahsedebilir misin? Çok kısa sürdü kendi tercihimden dolayı. Aslında kalabilirdim ama onu e, bitmemiş bir film olarak bir kenara koyuyorum. O devam edeceğini düşünüyorum. Evet biz de izlemek <laughs> istiyoruz en kısa zamanda inşallah. Birçok takımda Velik'te oynadın. Senin için özel olan bir kulüp var mı? Her takım, her e, kulüp kendine has başarıları, kendine has e, bir potansiyeli olan kulüpler. Cami olarak hepsi cami aslında. Şanlıurfaspor olsun, Ankara Gücü olsun, Ümraniye olsun, Kocaeli olsun, Tuzlu olsun, Denizli olsun hepsi. Ama başarıya ulaştığım yerler tabii ki de hazzı daha farklı oluyor, daha güzel oluyor. Başarıya da Ümraniye'de yarı eferim veriyorduk. Plüofa falan kalabilirdik. Yani Ankara Gücü'nün şampiyonluğum var. Yani başarılı olduğum için sıraya koyabilirsek Ankara gücü, işte Ümraniye, ondan sonra Şanlıurfa. Orada da playoff oynadım. Şanlıurfa'da da beni çok severler. Hatta 60 numara formayı onun için giyiyorum. Ben de onları seviyorum. Onların değeri bende ayrı. Umarım onlar da şampiyon olur, buralara gelirler. Çünkü gerçekten hak ediyorlar. O sosyal hayat Şanlıurfa'da biraz az olduğu için insanların tek sosyal aktivitesi futbol diyebilirim orada ve büyük bir ilgi var. Umarım onlar da başarılı olur ve buralara gelirler. Umarız. Sosyal medyadan çok fazla sevgi mesajlar aldık. Ya yani sana ulaşmak istiyorlar. Senden forma talepleri var seyircilerimizin. Sonra bir tanesinde şöyle bir soru var. E, futbol hayatı bittiğinde nerede yaşamak istiyor ve planı nedir? Futboldan sonraki. Ee, sağ olsunlar ilgilerinden dolayı ben 72 numaralı, numaralı formayı giyiyordum. Ee, bu sene transferası olduğundan dolayı genç bir kardeşimiz almış 72'yi. Ben de bir röportajımda sezon başlamadan Urfalı taraftarlarla bir söyleşide işte abi 72 olursa 63 giyer misin bizim için dediler. Ben de o zaman söz verdim. Buraya geldiğimde de 72 doluydu. Onlara sözü verdiğim için 60 numaralı formayı görüyorum ve çok forma talebi oluyor. Bunu da karşılayamıyoruz. Elimden geldiğince göndermeye çalışıyorum. Bir diğer soru, futbol hayatım sonra neler yapmayı planlıyorum, nerede yaşamayı düşünüyorum? Ya Ailem Batman'da yaşadığı için şu an bir ayağım orada. Ama futbol hayatım nasıl gider, nasıl ilerler şu an itibariyle kestiremiyorum. İstanbul'da olabilir, İzmir'de olabilir. Ayrıyeten diyebilirim. Peki Muhammed, Avrupa hedefin var mı? İlerisini Avrupa'da izleyebilecek miyiz? Ayrıca A milli takımla ilgili ne düşünüyorsun? A milli takımda seni görebilir miyiz? Avrupa ile ilgili aslında biraz geç oldu. Doğruyu söylemek gerekirse ama tabii bir herkes gibi benim de bir hayalim var hala. Ameli takım için de alt yaş gruplarında hep karmalara falan gittik ama bir türlü nasip olamadı. Gidemesek tabii kalbimizde her zaman destekçisiz Ameli takımında. Peki bizim unuttuğumuz, seni eklemek istediğin bir şey var mıdır? Ya Bu güzel röportaj için size çok teşekkür ediyorum. Hem sana abi, hem Bahadır'a. Bu ee... Bana olan ilginizden, alakanızdan dolayı e, teşekkür ediyorum. Böyle bir yapılanma, böyle futbolcular adına e, bir e, ses olma, böyle futbolu sever, futbol severler için biz onların merak ettiği, bize soramadığı soruları bize sorduğunuz için e, ben size teşekkür ediyorum tekrar. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili Muhammed Gönül Açaylı olan röportajımızın sonuna geldik. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Mesela o maçı nasıl zorladı seni? çok şey mi? ya mesela uzaktan çalım atıyor. Hamle yapamıyorsun. Ha, tamam. mesela... çok teknik ya. <laughs> ya mesela alacağın... Alman mesafesi vermiyor sana. Mesela biri gelir senin içine sokulur çalım atar. O zaman ayağına yani dolaşıyor dolaşır veya eline çarpar yaparsan. ayağına çarpar ve onu düşürürsün. Ama bu uzaktan çalım attığı için hamle yapamıyorsun. Oğlum, sonra... Yusuf Yazıcı seni o maçta nasıl zorladı? Yani nasıl <laughs> olmadı soramadım. <bana. gülüyor> <laughs> <laughs> o maçta seni nasıl zorlamıştın? Biraz detaylı anlatabilirim. Tamam. Sen bir adım gel, şu arkada bayrağı sallıyorsun değil mi? Çok az. <gülüyor> 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 bayrağı salladığın için kameraların önü sallanıyor. O da iyi. Şu an rahatsın değil mi? Rahat bir yemeyeyim. İyi, şey İyi gidiyor. <laughs> <laughs> Olmadı mı? Oldu, oldu. Daha <laughs> ne olsun abi? <laughs> Ağzına sağlık. Yo, Allah Çok sağlık. Sağ Teşekkür ederim.